Ben övüleceğini falan da düşünmüyorum ha. Gidecek, verecek, özür dilerim diyecek. Sadece ya, çiçeği tamam verecek diye bekliyorum. Evet evet, özür dileyeceğim. Kolye molye hiç beklemiyorum. Yanına ayağı hani diz çökünce falan böyle verince, güzel de konuşma yaptın sen orada, hatırlamıyorum şu an ama. Rica ediyorum. Gözlerin, bir... gözlerin bu durumu, bunca güzelliğe rağmen abartmasını ben de anlamıyorum. Güzel bir söz var, aşk delikanlılığı bozar anlayamazsın diye. Ya, şöyle bir şey söyleyeyim sana, inan ben daha önce yaşamadığım hisleri gözlüğe karşı yaşıyorum yani. Anladın mı? Ve bu... Ve buna bir şey ama diyeceğim. Işte, senin bu hislerine de inanmıyor. Dün onu söyledi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Onur. Ama şundan dolayı söyledi abi. Hakkını yememek lazım. Hatta ben sana dün sorduğum ilk soru oydu. Dedim ki dışarıda muhabbetiniz nasıl dedim ya sana. O da dışarıda dedi ki Adnan dışarıda kavga edip gelip burada bunları yapınca diyor bana. Tamam da şöyle bir şey söyleyeyim. Biz zaten hakikaten dışarıda da çok konuşmuyoruz. Yani telefonla çok işte iletişim da, halinde değiliz. Bu çok güzel bir şey ama o bunun çok güzel bir şey olduğunu anlamıyorum. Bak ben şunu anlamadım. İletişim diyor halinde değiliz. Senin yani yaptığın şeylere inanmıyor ama ağlıyor. Anladın ya mı? Ya şimdi Onur şöyle bir şey söylüyor. Üzülüyor. Sana. Bak şimdi. Bak, üzülüyor. Durum, sonuçta karşı taraftan bir hissiyat almadığın sürece, bak karşı taraftan bir his almadığın sürece, ona bir değer, ona karşı olan değeri görmediğin sürece niye insanı ağlar ki o zaman? Aynı durum da gözlük bunun içine geçerli. Tamam şey ben bunu... Ünal da diyor ki şey ben hissediyorum o hissetmiyor diyor. Gözde de ben hissediyorum Ünal hissetmiyor diyor. O zaman bu karmaşanın içerisinde nasıl ilişki yaşayacaksın? Beni yazdı yani benim ismim yazdığını bile bilmiyordum ben dün kritikte gördüm. Neyse bunlar güzel düzelecek şeyler olabilir. Şimdi Adnan Kızıltaş size bir şov yapsın da biraz keyfin yerine gelsin. Yap kardeşim. Olmaz. Gözüm bu. Doğru. Hop çekti. Atla. At bakayım. Elini kesme de atla. Yine bıçak da değil abi. Bunlar hep. Dur lan. Nadirdir elini kesen yani. Elde böyle gidiyor bakın. Olur, olur. Tersiyle. Vay be. Başarılı. O öbür elle yürü gibi. Al kardeşim. Keyfinden birine gelsin. Al gülümünü bak. Al adam seni güldürdü. Daha ne istiyorsun? Eyvallah abi. Adam seni keyfinin yerine getirdi. Bunu yerden tansiyonun düşer. Hop. Delik. Bunu yersen benim tansiyonum düşer. Bu ne olur? Tuzu basmış. Her yere tuz bastın ya. Tuz önemli. Kardeşim onun şeyi tuzda. Onun tadı tuzunda. Şimdi İlk önce bizim kendi ya birbirimizi anlamamız lazım. Tanıma yolunun da adı zaten budur. Benim tek dün kırıldığım konu kolyenin çıkmasıydı. Yoksa tartışalım, 3 gün konuşmayalım. Ben gönlünü alırım onun. Ki hani kolyeyi ve de çiçeği hani tamam al bunu. Bu kolyeyi de bak tak, tamam bundan sonra her şey daha güzel olacak demedim ki. Ben herkesin huzurunda kırdığım kalbi tekrar herkesin huzurunda güzel bir jestle tekrar şimdi almak düşünüyorum, istedim. Düşünüyorum. Şimdi bu adam hani her şeye rağmen diz çöktü, özür diledi. Tamam mı? Ondan sonra ne yapabilirdi ya başka? Bak şimdi ne yap? Bu adam ne yapsın da mesela Gözde'nin bu durumu bir anda düzelsin. Sürpriz. Abi diz çökmüşüm ya. Hayır bak o an diz çöküp özür diliyor, çiçeği veriyor yani ya. O an benim diz çöküyorum. Dinle beni. Diz çöküp özür diliyor ya. Kabul edecekti. Alacaktı çiçeği. Tamam mı? Ondan sonra tamam. Hatta dün burada Gökhan da sana dedi ya sürpriz yapacaksın falan filan yapacaktım diye. Yapacaktım evet. Ondan sonra. Sen bugün de sürprizi patlatırdın. Tamam mı? Mevzu tamamıyla değişirdi. Ama dün o çiçeği almaması şu an gerginliği iki katına çıkartıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dün tartışmasaydık ne yapacaktım biliyor musun? Ya dünkü o kral ve kraliçe... Acaba... Buraya restorandan ustalar gelecekti Onur. Öyle mi? Evet, güzel masa hazırlanacaktı. Tamam. Başmış şey mi yiyecektik? Ünal, acaba ailesi mi seni istemiyor kardeşim?
Kardeşim ailesi beni ne zaman gördü ki nasıl istemiyorsun ya? Televizyonda gördü. Ya kardeşim bunu o zaman dile getirmesi lazım ki ben iki Türkiye'de... Kere, ben dedi ki annem gelecekti, annem salı günü gelecekti, gelmeme kararı aldı çünkü konuşacak hiçbir şey yok dedi değil mi? Niye evet. Yok dedi? Çünkü kritikte açıkladı dedi ki benim eski tercihimden dolayı annem... Ben kırgınlığım geçti olabilir, hayır. Benim kırgınlığım geçti ama annemin geçmedi dedi.